Chapter 26. Seen and unforeseen. Bunun üstüne bir kere daha düşündüm. Unseen mesela seen and unseen olsaydı adı şey derdi. Birbirlerini tam zıtlar. Ama seen and unfor. Şurada geçiyor. For olayı değiştiriyor. Seen deyince ikisi arasında bir bağlantı oldu ama bir yandan da beklediğimiz bağlantıdan fazlası oldu belli oluyor. Seen yaşanmış olan, baştan geçmiş olan, and unforeseen derken tahmin edilememiş olan, görülmemiş olan, yani tahmin edilmemiş olan, edilememiş değil ama bence edilememiş vibe'ı çok daha kuvvetli tahmin edilmemişe kıyasla. Seen and unforeseen. Ne foreseen and unforeseen de diyebilirdi. Hani seen and unforeseen diyor. Allah Allah burada ben niye bunu bu kadar çok taktım bir yandan ondan da emin değilim ama birazcık daha düşüneyim. Seen and unforeseen. Devam. Luna said, vaguely that she did not know how soon Rita's interview with Harry would appear in the Quibbler, that her father was expecting a lovely long article on recent sightings of Crumplehorned Snorkax, evet. And of course that will be a very important story, so Harry might have to wait for the following issues, said Luna. Harry had not found it an easy experience to talk about the night when Voldemort had returned. Rita had pressed him for every little detail, and he had given her everything he could remember. Knowing that this was his one big opportunity to tell the world the truth, he wondered how people would react to the story. He guessed that it would confirm a lot of people in the view that he was completely insane, not least because his story would be appearing alongside utter rubbish about Crumplehorned Snorkax. But the breakout of Bellatrix Lestrange and her fellow Death Eaters had given Harry a burning desire to do something, whether it worked or not. Can't wait to see what Umbridge thinks of you going public, said Dean, sounding awestruck at dinner on Monday night. Seamus was shoveling down large amounts of chicken and ham pie on Dean's other side, but Harry knew he was listening. Hala confused uşak. Böyle ikna olmak için bir şeyler bekliyor falan. It's the right thing to do, Harry, said Neville, who was sitting opposite him. He was rather pale, but went on in a low voice. It must have been tough talking about it, was it? Yeah, mumbled Harry. Şu was it'in W'su büyük olunca was it gibi okudum. W'su küçük olsaydı it must have been tough talking about it, was it derdim. It must have been tough talking about it, was it oldu. W ve şu W büyük olunca oldu bu fark. Farkı gördünüz değil mi? Birinde böyle question'ı yani ikinci şıkta kuvvetli bir şekilde söylüyorsunuz. Diğerinde böyle gittikçe düşüyor, düşüyor, düşüyor ve en aşağıdan söylüyorsunuz böyle. Yeah, mumbled Harry. But people have got to know what Voldemort's capable of, haven't they? That's right, said Neville, nodding. And his Death Eaters too, people should know. Neville left his sentence hanging and returned to his baked potato. Seems looked up, but when he caught Harry's eye, he looked quickly back at his plate again. After a while, Dean, Seamus, and Neville departed for the common room, leaving Harry and Hermione at the table waiting for Ron, who had not yet had dinner because of the Quidditch practice. Bir daha iyi tutturamamışım belki. Cho Chang walked into the hall with her friend Marietta. His stomach gave an unpleasant lurch. Bu seferki ama şey değil, heyecandan çok utanç, evet utanç falan gibi bir şey. But she did not look over at the Gryffindor table and sat down with her back to him. Şu Cho Chang çıksın da şunun hayatından, çok uyuz oluyor. Oh, I forgot to ask you, said Hermione brightly, glancing over at the Ravenclaw table. What happened on your date with Cho? How come you were back so early? Well, it was, said Harry, pulling a dish of rhubarb crumble toward him and helping himself to seconds. A complete fiasco now that you mention it. And he told her what had happened in Madame Puddifoot's tea shop. So then he finished several minutes later as the final bit of crumble disappeared. She jumps up, right?
and says, "I see you run, Harry," and runs out of the place. He put down his spoon and looked at Hermione. "I mean, what was all that about? What was going on?" Hermione glanced over at the back of Cho's head and sighed. "Oh, Harry," she said sadly. "Well, I'm sorry, but you were a bit tactless." "Me? Tactless?" said Harry, outraged. "One minute we were getting on fine. Next minute she was telling me that Roger Davies asked her out and how she used to go and snog Cedric in the stupid tea shop. How was I supposed to feel about that?" "Is this hot like you?" "Well, you see," said Hermione with the patient air of one explaining that 1 + 1 = 2 to an over-emotional toddler, "you shouldn't have told her that you wanted to meet me halfway through your date." "Hadi canım." Şu an Hermione'yi kesinlikle onaylamıyorum. Hermione böyle aptal insanın aptal ilişkilerinden anlasın gitsin. Onlar hakkında tavsiye vermeye devam etsin. Kusura bakmasın. But, spluttered Harry, "but you told me to meet you at 12 and to bring her along. How was I supposed to do that without telling her?" "You should have told her differently," said Hermione. Sanki çocuk eğitiyor IQ. Sirkteki bir hayvan eğitiyor sanki IQ, said Hermione, still with that maddeningly patient ear. "You should have said it was really annoying, but I made you promise to come along to the three broomsticks. And you really didn't want to go. You'd much rather spend the whole day with her. But unfortunately, you thought you really ought to meet me. And will she please come along with you? And hopefully, you'd be able to get away more quickly." That's a güzel diyor tam. Bu da bir fact. That's a fact. Hani bu da iyi diyor. Bu da yapacak bir şey yok ama... Ne diye işte basit insanların huyuna suyuna gitmek için böyle... Şey yani, labirentvari yollara çıkalım. Why in the same fucking hell yani. "And it might have been a good idea to mention how ugly you think I am too," Hermione added as an afterthought. "But I don't think you're ugly," said Harry, bemused. Hermione laughed. "Harry, you're worse than Ron." "Well, no, you're not," she sighed, as Ron himself came stomping into the hall, splattered with mud and looking grumpy. "Look, you upset Cho when you said you were going to meet me, so she tried to make you jealous. It was her way of trying to find out how much you liked her." "Is that what she was doing?" said Harry as Ron dropped onto the bench opposite them and pulled every dish within reach toward himself. Her şeyi almış, masadaki kendine çekmiş. "Well, wouldn't it have been easier if she just asked me whether I liked her better than you?" "Girls don't often ask questions like that," said Hermione. "Well, they should," said Harry forcefully. "Then I could have just told her I fancy her, and she wouldn't have had to get herself all worked up again about Cedric dying." Hani şunu hala şaşırıyorum. Hani "I liked her, I like her," değil, "I fancy her" diyor falan. Bu ilginç bir nokta. Seriously, şu saçıma bir şey demiyorum. Düşün artık, yapacak bir şey yok. "I'm not saying what she did was sensible," said Hermione. As Ginny joined them, just as muddy as Ron and looking equally disgruntled. "I'm just trying to make you see how she was feeling at the time. You should write a book," Ron told Hermione as he cut up his potatoes. "Translating mad things girls do so boys can understand them. Yes, said Harry fervently, looking over at the Ravenclaw table. Cho had just got up, still not looking at him. She left the great hall. Feeling rather depressed, he looked back at Ron and Ginny. "So, how was Quidditch practice?" "It was a nightmare," said Ron in a surly voice. "Oh, come on," said Hermione, looking at Ginny. "I'm sure it wasn't that bad," diyecekti. "Yes, it was," said Ginny. "It was appalling, appalling." Bu kelimenin ne demek olduğunu bilmiyorum ama hadi sıkıyorsa anlamayın. Şurayı gördükten sonra ne anlama geldiğini şundan sonra. That's it. Tamam, bu kadar basit yani. Angelina was nearly in tears by the end of it. Ron and Ginny went off for baths after dinner. Harry and Hermione returned to the busy Gryffindor common room and their usual pile of homework. Hani mesela nasıl para birimleri galyonla Türk lirası çevirisine dair bir şey duymuyorduysa hani şeyle galyonla dolara yani tamı tamına kaç galyon kaç dolara denk geliyor onun için büyücü nesnelerin değerini tahmin etmeye dair falan nasıl böyle bir bilgi kırıntısı görmediğimiz ve yazar bir şekilde olayları o tarafa çekmediğini
yazarın kolaya geçmesi, kolaya kaçması olarak anlıyorsak, bunlar mesela banyoları falan nerede? Böyle banyoları nerede, tuvaletleri nerede? Buna dair de bir şey görmüyoruz. İşte her sınıfın ayrı şeyleri var falan, tamam mı? Ne derler? Yatakhaneleri. Yatakhane mi deniyor ona? Yurtları mı deniyor? Şu kelime çıktı her şey. Anladınız mı? İşte herkesin her sınıf çıktığında o sınıf, ya her sınıf kendine ait bir tane odaya sahip, tamam mı? Ama nasıl bir şey düzeni var orada? Hani bir kuleye koca Gryffindor sığıyor mu falan? Hani Gryffindor'da 200 küsür kişi olduğu şey diyoruz. Böyle diye otururuz, tamam mı? Bir sınıfta Dean, Seamus, Neville, Harry, Ron, Hermione, Lavender, Parvati. Birini unuttun mu? 8. 8 kişi saydım. O sınıfta bir 20 kişi daha olması falan lazım değil mi? Berer değil falan. Hani anlatabiliyor muyum? Neyse. İşte böyle şey de bunlardan biri. Bunlar nerede banyo yapıyor? Bunların tuvaleti nerede falan. Bunlar yok yani. Bu ayrıntılar direkt yok. Yazar direkt bunları biraz böyle ne bileyim absürt konulara girecek belki de, banyo tuvalet olsaydı işte Harry sınıf arkadaşının sıçarken sıçtı, bokun sesini duydu falan. Biraz böyle oralar olmazdı hani. Ama mesela neden şeyin ayrıntılı bir bilgisi yok bizde? Kim tam olarak nerede yatakhanesi falan? Yatakhaneler toplam kaç kişilik falan? Hani Harry, Seamus, Dean, Neville, Ron, bu beşinden başka bir tane bile uşak yok mu o yatakhanede falan ki, olması lazım. 30 kişilik sınıfta 15 tane oğlan, 15 tane kız olması lazım. Nerede geri kalan 10 oğlan? Yok. Tamam mı? Hani hiç mi konuşacak bir şeyler olmuyor falan? Hani hiç mi böyle sınıfta muhabbet etmiyorlar falan? Direkt kolaya kaçıyor. Burada Game of Thrones'a geldiğimiz zaman bu kolaya geçme payının bize verdiği üzücü, üzgün hisleri almayacağımız için mutlu olacağız. Game of Thrones'u burada alkışlıyoruz. Harry Potter'a da ü diyoruz. Öyle bir ses verdi. Şey sesi. Ondan diyoruz. Ron and Ginny went all for bells after dinner. Harry and Hermione returned to the busy Gryffindor common room and their usual pile of homework. Harry had been struggling with a new star chart for astronomy for half an hour when Fred and George turned up. Ron and Ginny not here, asked Fred, looking around as he pulled up a chair and when Harry shook his head, he said, good. We were watching their practice. They're going to be slaughtered. They're complete rubbish without us. Come on, Ginny's not bad, said George fairly, sitting down next to Fred. Actually, I don't know how she got so good, seeing how we never let her play with us. She's been breaking into your broom shed in the in the garden since the age of six and taking each of your brooms out in turn when you weren't looking, said Hermione from behind her tottering pile of ancient rune books. Oh, said George, looking mildly impressed. Well, that'll explain it. Has Ron said a goal yet? Asked Hermione, peering over the tub of magical hieroglyphs and logograms. Bu Harry'nin aldığı kitap değil bu. Logograms aşırı ilginç bir kelimeymiş. Şuna bir bakalım ama belki bir anlamı vardı. %95 yok ama who knows. Come come logogram. Ana, sözcük ifade eden işaret. A sign or character representing a word or phrase such as those used in shorthand and some writing systems. Sözcük demekmiş. Logogram. Logogram. Güzel kelime. Enteresan. Vallahi hayatımda ilk defa duydum diyebilirim ama ben bu kitapları İngilizce okuduydum bir kere daha. Onun için ilk defa değil. Hatta iki kere de olmuş olabilir. Ama ilk defaymış gibi hissediyorum. Well, he can do it if he doesn't think anyone's watching him, said Fred, rolling his eyes. So all we have to do is ask the crowd to turn their backs and talk among themselves. Every time the quaffle goes up his hand on Saturday. He got up again and moved restlessly to the window. Ben de bir türlü rahat edemedim şu sandalyede. Staring out across the dark grounds. Bak 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 bir arkada durak. You know, Quidditch was about the only thing in this place worth staying for. Anne. Anne, anne, anne. Duyuyorum şu an. Abdullah, Abdullah niye aleyin dedin? Neye şaşırdın? Hadi bize de anlat, bize de anlat diyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu, you know, Quidditch was about the only thing in this place worth staying for lafı
şeye geliyor. Fred'le George'un okulu nasıl bırakacağı kısımların geleceği anlamına geliyor ve yani şu yedi kitapta birisi tam anlamıyla Bloody Baron dışında sadece iki kişinin tam iki kişinin Pierce'e laf dinletebileceğini göreceğiz. Çok efsane bir şey. Tam şu an doğru ses tonunu söyleyip belki o gerekli hissiyatı veremedim ama aşırı önemli. Aşırı efsanevi. Onun için önemli. Hani hikayeye bir katkısı matkısı yok ama efsanevi. Tamam, orası gelince tekrar konuşuruz. Ben şu an hissini veremiyorum, ciddiyetini veremiyorum. Onun için en iyisi devam etmek. Harmony cast him as Storm. Look, you got exams coming. Şu lafı bir bana söyleyipse ve benim de sırf aç kalıp açlıktan ya da susuzluktan ya da delilikten ölmeyeceğimi bileceğim kadar bir maddi garantim olsa ve ben o kişiye diyebilsem ki hayatımın sonuna kadar üçüncü sınıf felsefe öğrencisi kalmak istiyorum diye. Böyle bir cevap vermeyi çok isterdim. Belki veririm, daha üçüncü sınıf başlamadı, hiçbir şey belli değil, tamam. Belki de sonsuza kadar video çekerim. Who knows, tamam. Hayat sürprizlerle dolu. Dua etmeye devam ediyorum. Told you already we're not fussed about newts, said Fred. The snack boxes are ready to roll. We found out how to get rid of those boils. Just a couple of drops of Myrtle Bessel's for them. Lee put us onto it. Aa, bu nasıl oldu? Peki hatırladınız mı? Lee amca laf soktu. İşte siz hocalar öğrencilerle derslerden başka bir şey konuşamaz dediniz. O zaman biz istediğimiz kadar ders kaynatabiliriz. Çünkü derslerle alakalı değil dedi. Amca ona yazı cezası verdi. Hani dedi ki mürtlebin içine sok çözülüyor dedi. Lee de elini mürtlebin içine soktu. Tam o ara Fred'le George'la falan konuşuyordu büyük ihtimalle. Ya şu boyaları bir türlü halledemedik. Ha, şunu bir deneyin dedi. Ondan birkaç damla koydular, bir baktılar sorun çözüldü falan. Harry, resmen Harry'den böyle zincirleme olaylar neticesi Harry'den çıkıyor. Aslında Hermione'den çıkıyor. Evet, Hermione'den çıkıyor. Çünkü Hermione Harry'e verdiği elini dinlendir diye. Hatırlıyor musun? George yawned widely and looked disconsolately at the cloudy night sky. Bir de böyle şey diyor falan. Esnemiş falan, böyle o kadar umrunda değil ki, böyle heyecanlanmıyor bile okulu bırakma fikrine falan. Ben böyle delirirdim ama okulu siktir ettim okulu falan. Hani böyle çok böyle kuvvetli bir tepki vermek isterdim. Onlar benden daha cool bu açıdan. Resmen esniyor falan. Okul mu? Biz onu bıraktık lan falan böyle. Aşırı rahatlar. Ben böyle çığlık çığlığa olurdum herhalde ilk seferinde şu okulu bırakabilecek garantinin olduğunu anlayasıya. Niye bu kadar sevmiyorsun okulu okulu? Çünkü hiçbir şey güzel değil. Bazı denk gelişler dışında hayatın herhangi bir yerde insanın karşına çıkaracağı bir şekilde. Yani okula özel hiçbir şey yok. Okulu sevdiğim maalesef. Keşke olsaydı, keşke hayat beni çektiği yerlerden gittiğim zaman güzel bir şekilde yaşanabilen bir şey olsaydı. Ama bir şeyleri değiştirmek zorundayım. Bazı videoları çekmek zorundayım. Bazı resimleri de çizmek zorundayım. Böyle. Bazen kaderciliği bırakıp karar vermek gerekiyor. Öyle. Diyecek bir şey var mı Abdullah? Nope. Devam. I don't know if I even want to watch this match. If Zakaria Smith beats us, I might have to kill myself. Kill him more like, said Fred firmly. That's the trouble with Quidditch, said Hermione absentmindedly, once again bent over her rune translation. It creates all this bad feeling and tension between the houses. Harmony'ye katılıyorum burada. Belki siz bana katılmıyorsunuz. Of course katılmaz. Kimse katılmaz zorunda değil oğlum. Rahat takılın. Tamam mı? Kimse katılmak zorunda değil. Ben Harmony gibi düşünüyorum. Siz de Fred gibi düşünün. Huh, hayat. She looked up to find her copy of Spellman's Syllabary and caught Fred, George and Harry looking at her with expressions of mingled disgust and incredulity on their faces. Şimdi Fred ile George'a diyecek bir şeyim yok ama Harry sen hödüğün önünde gidelisin. Sen öyle bakarsan bir önemi yok. Yani Fred ile George'a saygım büyük. Etçük hayranlığım da var. Onun için üzüldüm. Ben de aynı fikirde olmamalarına yapacak bir şey yok. Well, it does, she said impatiently. It's only a game, isn't it? Harmony said Harry, shaking his head. You're good on feelings and stuff, but you just don't understand about Quidditch. Maybe not, she said darkly, returning to her translation again. But at least my happiness doesn't depend on Ron's goalkeeping ability. And though Harry would rather have jumped off the astronomy tower than admitted to her,
By the time he had watched the game the following Saturday, he would have given any number of galleons not to care about Quidditch either. The very best thing you could say about the match was that it was short. The Gryffindor spectators had to endure only 22 minutes of agony. It was hard to say what the worst thing was. He thought it was a close-run contest between Ron's 14th failed save. Soper missing the bludger but hitting Angelina in the mouth with his bat. And Kirk striking and falling backward off his broom as Zakaria Smith zoomed at them, carrying the quaffle. Bir dakika. The miracle was that Gryffindor only lost by 10 points. Ginny managed to snatch the snitch from right under Hufflepuff Seeker Summer by his nose, so that the final score was 240 versus 230. Nay. Desmond kramlık etmiş yani. Good. Kajiri told Ginny back in the common room, where the atmosphere closely resembled that of a particularly dismal funeral. I was lucky, she shrugged. It wasn't a very fast sneeze, and Summer Baez got a cold. He sneezed and closed his eyes at exactly the wrong moment. Anyway, once you're back on the team, Ginny, I've got a lifelong ban. You're banned as long as Umbridge is in the school, Ginny corrected him. There's a difference. Anyway, once you're back, I think I'll try out for Chaser. Angelina and Alicia are both leaving next year, and I prefer going scoring to seeking anyway. He looked over at Ron, who was hunched in a corner, staring at his knees, a bottle of butterbeer clutched in his hand. Angelina still won't let him resign, Ginny said, as though reading in his mind. She says she knows he's got it in him. He liked Angelina for the faith she was showing in Ron, but at the same time thought it would really be kinder to let him leave the team. Ron had left the pitch to another booming chorus of Weasley is our king, sung with great gusto by the Slytherins, who were now favorites to win the Quidditch Cup. Fred and George wandered over. I haven't got the heart to take the Mickey out of him even, said Fred, looking over at Ron's crumpled figure. Mind you, when he missed the 14th, he made wild motions with his arms as though doing an upright dodgy pedal. Anlamadım ne olduğunu ben onun için. Kollarını deli gibi sallamış. Ben de kollarımı deli gibi sallıyorum şu an. Ama aynı şey değil. Yani başka bir şeyden bahsediyor. Well, I save it for parties. Ron dragged himself up to bed shortly after this. Out of respect for his feelings, he waited a while before going up to the dormitory himself so that Ron could pretend to be asleep if he wanted to. Sure enough, when he finally entered the room, Ron was snoring a little too loudly to be entirely plausible. Harry got into bed, thinking about the match. It had been immensely frustrating watching from the sidelines. He was quite impressed by Ginny's performance, but he felt that if he had been playing, he could have caught the snitch sooner. There had been a moment when it had been fluttering near Kirk's ankle. If she hadn't hesitated, she might have been able to scrape a win for Gryffindor. There had been a moment when it had been fluttering near Kirk's ankle. If she hadn't hesitated, she might have been able to scrape a win for Gryffindor. Umbridge had been sitting a few rows below Harry and Hermione. Once or twice, she had turned squatly in her seat to look at him, her white tall mouth stretched in what he thought had been a gloating smile. The memory of it made him feel hot with anger as he lay there in the dark. After a few minutes, however, he remembered that he was supposed to be emptying his mind of all emotion before he slept, as Snape kept instructing him at the end of every occlumency lesson. He tried for a moment or two, but the thought of Snape on top of memories of Umbridge merely increased his sense of grumbling resentment. And he found himself focusing instead on how much he looted the pair of them. Slowly, Ron's snores died away, replaced by the sound of deep, slow breathing. It took Harry much longer to get to sleep. His body was tired, but it took his brain a long time to close down. He dreamed that Neville and Professor Sprout were waltzing around the room of requirement while Professor McGonagall played the bagpipes. He watched them happily for a while, then decided to go and find the other members of the DA.
But when he left the room, he found himself facing not a tapestry of Barnabas the Barmy, but a torch burning in its bracket on a stone wall. He turned his head slowly to the left. There at the far end of the windowless passage was a plain black door. He walked toward it with a sense of mounting excitement. Neden bölümün adının seen and unforeseen olduğunu anladın. Prophecy'leri ilk defa rüyasında bu bölümde görecek çünkü bence. Yani unforeseen'de oradaki prophecy'ler seen'de rüyayı görmüş olması olabilir bence. Düşün Abdullah. Bence böyle. Devam. He walked toward it with a sense of mounting excitement. He had the strangest feeling that this time he was going to get lucky at last and find a way to open it. He was freed from it and saw with a leap of excitement that there was a glowing strip of faint blue light down the right-hand side. The door was ajar. He stretched out his hand to push it wide, and Ron gave a loud, rasping, genuine snore, and he awoke abruptly with his right hand stretched in front of him in the darkness to open a door that was hundreds of miles away. Yani böyle demiş, yere izine dokunmuyor. Şöyle karşıda kapıyı açmaya çalışıyor. He let it fall with a feeling of mingled disappointment and guilt. He knew he should not have seen the door, but at the same time felt so consumed with curiosity about what was behind it that he could not help feeling annoyed with Ron. If he could have stayed the snore for just another minute. Etti. O bölümün içindeki bölüm bitti. Üç yıldız. Devam. They entered the great hall for breakfast at exactly the same moment as the post holes on Monday morning. Hammer was not the only person eagerly awaiting her daily profit. Nearly everyone was eager for more news about the escaped Death Eaters, who, despite many reported sightings, had still not been caught. Despite many reported sightings, hani birkaç kişi görmüşler ama yakalanmamışlar. She gave the delivery all a nod and unfolded the newspaper eagerly while Harry held himself to orange juice, as he had only received one nod during the entire year, he was sure, when the first all landed with a thud in front of him, that it had made a mistake. Değildi Quibbler. Who are you after? He asked it. Languidly removing his orange juice from underneath its beak and leaning forward to see the recipient's name and address. Harry Potter, Great Hall, Hogwarts School, frowning, he made to take the letter from the owl, but before he could do so, 3, 4, 5 more owls had fluttered down beside it, bunlar çok güzel, and were jockeying for position, treading in the butter, knocking over the salt, and each attempting to give him their letters first. What's going on? Ron asked in amazement, as the Hall of Gryffindor table leaned forward to watch as another 7 owls landed amongst the first ones, screeching, hooting and flapping their wings. Böyle dediği gibi falan. Aşırı iyi oğlum, aşırı iyi. Vallahi bak, aşırı iyi. Devam. Harry said Hermione breathlessly, plunging her hands into the feathery mass and pulling out a screech owl beating a long cylindrical package. I think I know what this means. Open this one first. He ripped off the brown packaging out, rolled a tightly furled copy of Mars edition of The Quibbler. He unrolled it to see his own face grinning sheepishly at him from the front cover. Sheepishly. Kötü çıktığını düşünüyor yani. In large red letters across his picture were the verse. Harry Potter speaks out at last. The truth about he who must not be named. And the night I saw him return. Hani keşke okuyabilsek ya. Çok sarardı da tabii yazılmadığı için en güzel ihtimali kafamızda oluştuğu için bunu kendi kendime düşünüyordum. Geçen yazar işte bazı yerlerde nerede yazmamız gerektiğini de biliyor. Yani bir yandan Rita'yı o kadar başarılı bir şekilde 4. kitaptan başlayıp bize sundu ki böyle gayet hani Harry ile güzel bir röportaj yapabileceğini biliyoruz falan. Yazar bize bunu kanıtladı. Kanıtladığı için yapmak zorunda değil. Onun için yapmamayı tercih etti. Kolayına geldi ama bir yandan da iyi olan, doğru olan oydu, yapmamaktı. Çünkü böyle yazın en güzel halini hayal ettik. Yazar bize Rita'nın böyle Rita'yı yapabildiğini kanıtladığı için şüpheye düşmedik. En güzel röportajın olduğunu hayal etme konusunda.
Güzel anlattım. Sonuç olarak okumamak of course daha güzel ama keşke böyle birkaç cümle belki görürüz falan. O iyi hissettirirdi falan. Öyle. Diyecek bir şey var mı? Düşün Abdullah devam etmeden önce. No, tamam. It's good, isn't it? said Luna, who had drifted over to the Gryffindor table and now squeezed herself onto the bench between Fred and Ron. It came out yesterday. Resmen Ravenclaw'lu kız geldi Gryffindor'ların masasına oturdu falan. Millet, motherfucker, kendi binasında masasına oturmuyor. Başka birisi masasının binasına oturuyor falan oluyor. Bence şu an. Bence. Hiç öyle bir şey diyeceğini hatırlamıyorum ama işte Luna. Sınırları aşıyor. Astral seyahat falan gibi yani. Resmen böyle saygı duyasımız geliyor. Tamam. Devam ediyoruz. Olayı karıştırmıyoruz. Devam ediyoruz. It came out yesterday. I asked that to send you a free copy. I expect all these. She waved a hand at the assembled oaths still scribbling around on the table in front of Harry. Are letters from readers. That's what I told, said Hermione eagerly. Harry, do you mind if we help yourself, said Harry, feeling slightly amused. Ron and Hermione both started ripping open envelopes. This one's from a bloke who thinks you're off your rocker, said Ron, glancing down his letter. Ah, well. This woman recommends you try a good course of shock spells, etc. Mungo, said Hermione, looking disappointed and crumpling up a second. This one looks okay, though, said Harry slowly, scanning a long letter from a witch in Paisley. Hey, she says she believes me. This one's in two minds, said Fred, who had joined in the letter opening with enthusiasm. Says you don't come across as a mad person, but he really doesn't want to believe you know who's back, so he doesn't know what to think now. Blimey, what a waste of parchment. Here's another one. You convinced, Harry, said Hermione excitedly. Having read your side of the story, I am forced to the conclusion that the Daily Prophet has treated you very unfairly. Little though I want to think that he who must not be named has returned, I am forced to accept that you are telling the truth. Oh, this is wonderful. Another one who thinks you're barking, said Ron, throwing a crumpled letter over his shoulder. But this one says you got her converted, and she now thinks you're a real hero. She's put in a photograph too. Wow, what is going on here, said a falsely sweet girlish voice. She's put in a photograph too, bir dakika. Kendi resmini mi koymuş, başka bir resim mi koymuş orayı anlayamadım. Onun için bir daha okuyacağım. Merak ettim tam ne anlama geliyor. Another one who thinks you're barking, said Ron, throwing a crumpled letter over his shoulder. But this one says you got her converted. But this one says you got her converted. And she now thinks you're a real hero. She's put in a photograph too. Wow, etti. Kendi fotoğrafını koymuş böyle. Birisi herhalde. What is going on here, said a falsely sweet girlish voice. Harry looked up with his hands full of envelopes. Professor Umbridge was standing behind Fred and Luna, her bulging Todd's eyes scanning the mess of oaths and letters on the table in front of Harry. Behind her, he saw many of the students watching them avidly. Why have you got all these letters, Mr. Potter, she asked slowly. Is it a crime now, said Fred loudly, getting mail? Be careful, Mr. Weasley, or I shall have to put you in detention, said Umbridge. Well, Mr. Potter, he hesitated, but he did not see how he could keep what he had done quiet. But he did not see how he could keep what he had done quiet. Bir dakika, ne anlama geliyor? He hesitated, but he did not see how he could keep what he had done quiet. It was surely only a matter of time before a copy of the Quibbler came to Umbridge's attention. Hani zaten eninde sonunda anlayacak. En azından ben yalan konuşmamış olayım. Herhalde öyle bir anlama geliyor burası. Ama tam anladım mı emin değilim. People have written to me because I gave an interview, said Harry, about what happened to me last June. For some reason he glanced up at the staff table as he said this. He had the strangest feeling that Dumbledore had been watching him a second before. But when he looked, Dumbledore seemed to be absorbed in conversation with Professor Flitwick. An interview, repeated Umbridge, her voice thinner and higher than ever. What do you mean? I mean a reporter asked me questions and I answered them, said Harry. Here. And he threw the copy of the Quibbler at her.
She caught it and stared down at the cover. Her pale, dolphy face turned an ugly, patchy violet. "When did you do this?" she asked, her voice trembling slightly. "Last Hogsmeade weekend," said Harry. She looked up at him, incandescent with rage, the magazine shaking in her stubby fingers. "There will be no more Hogsmeade tricks for you, Mr. Potter," she whispered. "How you dare? How you cool?" She took a deep breath. "I have tried again and again to teach you not to tell lies. The message, apparently, has still not sunk in. 50 points from Gryffindor and another week's worth of detentions." "How you dare, Etliye?" Ama en azından en azından kontrolü kaybedecek kadar sinirlendiğini anladık. İçimiz çok aşırı rahatladı şu an. Hani böyle kontrolü kaybetti. O kadar sinirlendi ki kontrolü kaybetti. Çok sinirlendi yani. İyi oldu. Pitch iyi oldu. Devam. She stalked away, clutching the quibbler to her chest, the eyes of many students following her. By mid-morning, enormous signs had been put up all over the school, not just on house notice boards, but in the corridors and classrooms too. By order of the High Inquisitor of Hogwarts, any student found in possession of the magazine, the quibbler will be expelled. The above is in accordance with Educational Decree Number 27, signed Dolores Jane Umbridge, High Inquisitor. Şu dünyada bir kitabı yasaklamak kadar o kitabın iyi reklamını yapmak gibi bir fact olabilir mi bilmiyorum. Ne demek istediğimi anladınız zaten. Çünkü zaten söyledim. For some reason, every time Hermione caught sight of one of these signs, she beamed with pleasure. "What exactly are you so happy about?" Harry asked her. "Oh, Harry, don't you see?" Hermione breathed. "If she could have done one thing to make absolutely sure that every single person in this school will read your interview, it was banning it." Yemin olsun böyle diyeceğini hatırlamadan daha demin yukarıda söyledim. Lütfen kopya çektiğimi önden okuyup böyle size sanki bu laflar benden çıkıyormuş gibi söylüyormuşum gibi bir izlenim yaratmaya çalıştığımı düşünmeyin. Vallahi içimden geldiği için söyledim. Daha deminki yeri tamamen o an aklıma geldiği için söyledim falan. Gerçi yasaklayacağını hatırlıyordum falan. Bunu birkaç gün önce de düşünmüş olabilirim. Ama ileri okuyup Hermione'nin böyle söylediğini hatırlamıyordum yani. Tamam mı? Samimiyetime inanın. Lütfen inanın. Bunları sorgulamayın. Beni sorgulamayın. Hemen samimiyetsiz bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Ben bir lafı bir yerde duyduysam onu söylüyorum falan. Hani böyle kendim bir şeyleri ediyormuşum falan gibi triplere girmiyorum. Onun için bir daha bu açıklamayı da yapmak istemiyorum. Böyle şüpheler girmesin aklınıza, tamam mı? Rahatta kalalım. Okay, 1250 video gördünüz, ben neler neler aklımda konuştum. Şunları sanki benim fikrimmiş gibi şey olarak söyleme şeyi yapmayacağımı biliyorsunuz yani. Devam. And it seemed that Hermione was quite right. By the end of that day, though Harry had not seen so much as a corner of the Quibbler anywhere in the school, the whole place seemed to be quoting the interview at each other. Harry heard them whispering about it as they quivered up outside classes. Buralar falan anormal sarıyor şu an okuması. Neden Abdullah, neden şu an bilmediğimiz bir dilde bir şey okuyoruz? Nasıl sarmasını bekliyorsun bize falan? Çünkü başka insanlar Harry Potter hakkında ne düşünüyor? Böyle bütün okul, sınıf, böyle herkes şey cayır cayır Harry konuşuyor falan. Biz de böyle Harry ile özdeşleştirdik ya kendimizi. Böyle anormal bir zevk alıyoruz şu an böyle. Bizim hakkımızda ne konuşuyorlar gibi okuyoruz böyle falan. Anlıyorsunuz değil mi bak? Gerçek İngilizce diye boşuna demiyorum. It is working. Amına koyayım. Okay. Devam da. And it seemed that Hermione was quite right. By the end of that day, though Harry had not seen so much as a corner of the Quibbler anywhere in the school, the whole place seemed to be quoting the interview at each other. Harry heard them whispering about it as they quivered. Nasıl okunuyor emin değilim hala. Olsun. Up outside classes, discussing it over lunch and in the back of lessons. While Hermione even reported that every occupant of the cubicles in the girls' toilets had been talking about it when she nipped in there before ancient runes. And then they spotted me, and obviously they know I know you, so they were bombarding me with questions, Hermione told Harry, her eyes shining. And Harry, I think they believe you, I really do. I think you finally got them convinced. Got them derken bütün okuldan bahsediyor burada.
Artık diyoruz tamam, bu Harry'nin delirme ihtimali, Cedric, bunlar düzeliyor, böyle iyi iyi yerlere geliyoruz. Baş karakterin gayet saygı duyduğu, böyle şüphelendiril hakkında şüphelere sahip alınmadığı, anladınız cümleyi, yanlış kurduysam, eksik kurduysam bile, ama doğru da kurmuş olabilirim. Neyse, işleri iyiye gidiyor. Tamam, bundan sonra 6. kitaba geleceğiz. 6. kitapla böyle bayağı smooth gidecek. Dumbledore Harry ile bol bol buluşacak. Böyle herkes Harry'nin hakkında iyi düşünecekler. Cedric falan. Very good. Tamam, very good. Meanwhile, Professor Umbridge was talking the school, stopping students at random and demanding that they turn out their books and pockets. Harry knew she was looking for copies of the Quibbler, but the students were several steps ahead of her. The page carrying Harry's interview had been bewitched to resemble extracts from textbooks if anyone but themselves read it, or else white magically blank until they wanted to peruse it again. So it seemed that every single person in the school had read it. The teachers were, of course, forbidden from mentioning the interview by educational decree number 26, but they found ways to express their feelings about it all the same. Professor Sprout awarded Gryffindor 20 points when Harry passed her a watering can. A beaming Professor Flitwick pressed a box of squeaking sugar mice on him at the end of charm, said shh, and hurried away. And Professor Trelawney broke into hysterical sobs during divination and announced to the startled class and a very disapproving Umbridge that Harry was not going to suffer an early death after all, but would live to a ripe old age, become Minister of Magic and etc. Böyle bir şey oldu. Bu çok iyi. But what made Harry happiest was Cho catching up with him as he was hurrying along to Transfiguration the next day. Before he knew what had happened, her hand was in his and she was breathing in his ear. I'm really, really sorry. That interview was so brave. It made me cry. it made me cry. Hani bayağı iyiymiş o zaman cidden. Sonra zor ağlayan bir insan falan diyesiniz geliyor. Ben eskiden çok seviniyordum. Eskiden mal olduğum için. Böyle Harry ile Cho'nun aşkı dünyanın en şey aşkı gibi geliyordu. Böyle Joffrey ile Sansa. Sansa nasıl böyle Joffrey'i hayal edin. Sonra nasıl ebesinin amını gördü, affedersiniz. Ben de aynı hesap Sansa gibi böyle Harry ile Cho olsunlar falan yapıyordum. Artık yaşta ilerleyince falan bakış açımız genişledi falan, artık iyi anlıyoruz olayları falan. Boş iş. Şu an üzülüyorum. Harry ile Cho'nun arasının tekrar iyimsi olmasın. Ama Allah'ın izniyle bozulacaklar tekrar ve bu sefer once and for all olacak böyle. Bir daha da Cho'ma uğraşmayacağız böyle ağlak, ölü insanlar arkasında konuşup durup şey eden, bana kızmayın şu an, bana kızmayın, bana kızmayın şu an böyle diyorum diye. Bunu açıkladım. Harry ile çoğu bu konulardan dolayı gayet güzel bağlanabilirlerdi ama hayat onları bağlamadı. Onlar da hayatın onları bağlamadığını öyle de böyle farkında olmaları gerekiyordu ama çocuk olmadıkları için farkında olmadılar. Eyvallah. Yine de farkında olmamaları, yaptıkları olayın yanlış olduğu, doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış olduğu anlamına geliyor. Anam, ben daha demin yanlış bir tepki verdim herhalde. Şu an kendimi savunamıyorum çünkü. Onun için olsun. Benim neden gıcık olduğumu biliyorsunuz. Açık açık söyledim. Tam biraz ağır bir dille söyledim belki. Ölü sevgilisinin peşinden şey diyor falan. Olsun. Olsun. Doğru. Bunlar doğru. Tamam, kızmayın. Benim de böyle şeylerim var. Kötü huylarım mı dedi. Ben kötü olduklarını pek düşünmüyorum ama kötüler yani herhalde. Onun için boş verin. Devam. Devam ben, değil mi? Devam edelim. It made me cry. Aklıma şey geldi. Sanki Morning Myrtle'da böyle bir şey diyordu. It made me cry falan böyle bir şey yapıyordu. Sırlar Odası'nda mıydı yoksa Ateş Kadehi'nde miydi hatırlamıyorum. Ama sanki böyle bir şeyler diyordu. He was sorry to hear she had shed even more tears over it. Bak. Bak, bana kızdıysanız Harry'e de kızmanız lazım şu an. Canım Harry'im benim. But very glad they were on speaking terms again. And even more pleased when she gave him a swift kiss on the cheek. And hurried off again. And unbelievably, evet. No sooner had he arrived outside Transfiguration than something just as good happened. Seamus stepped out of the queue to face him. I just wanted to say, he mumbled, squinting at Harry's left knee. Squinting. Oğlum, biz çökmüş bağlamaz ama niye diyor. Niye, ne yaparsın?
Deymiş mi yani? Bir şey mi etmiş? Squint. Yan bakan şaşırdık. Ha. Lan ben de ayağıma kapandım. Özür dilerim sana artık inanıyorum falan mı yapıyor? Ne alakası var diziyle falan? Harry'nin sol dizine bakıyormuş. Ha tamam. Karşısında ona şöyle bakarak konuşuyor falan. Bayağı utanıyor falan. Tamam çocuk affettik seni. Rahatla kal. I just wanted to say humble squinting at Harry's left knee. Neredesin masuma? I believe you. And I sent a copy of that magazine to me, ma'am. If anything more was needed to complete Harry's happiness, it was Malfoy, Crabbe and Goyle's reactions. He saw them with their heads together later that afternoon in the library. Üç tane kalem alıp geliyorum. Şöylelermiş. Üçünde kafası bir arada işte. Together with a weedy looking boy, Hermione Whispered was called Theodore Not. Ha bunda babasının adını verdi. They looked around at Harry as he browsed the shelves for the book he needed on partial banishment and Goyle cracked his knuckles threateningly. And Malfoy whispered something undoubtedly malevolent to Crabbe. Bu çocuğuna bak falan gibi bir şey yapıyor herhalde. Harry knew perfectly well why they were acting like this. He had named all of their fathers as Death Eaters. And the best bit is, whispered Hermione gleefully as they left the library, they can't contradict you because they can't admit they've read the article. I mean, cidden. To cap it all, Luna told him over dinner that no copy of The Quibbler had ever sold out faster. That's reprinting, she told Harry, her eyes popping excitedly. He can't believe it. He says people seem even more interested in this than the crumpled horned snorkels. Harry was a hero in the Gryffindor common room that night. Daringly, Fred and George had put an enlargement charm on the front cover of The Quibbler and hung it on the wall. Zaten bunlar atılsa sorun değil. Ama her şey çok iyi değil mi? Aşırı iyi hissediyorum ben şu an. Şu kitap o kadar yarıyor ki şu an bunu anlatamam yani. So that Harry's giant head gazed down upon the proceedings, occasionally saying things like, "The ministry are morons," and "It dung Umbridge in a booming voice." Ross bu çocuğu Umbridge falan diyecek şu. Bak bir de bu huyuna da kızıyorum biraz. Hani bir yandan takdir ediyorum Harry Potter'ın içinde hiç küfür edilemeden bu kadar güzel bir kitap yazılabilmesi. Ama içinde küfür de olsaydı şöyle birkaç kişi küfür etseydi falan. Gerçi Ron el hareketi falan çekiyor Fred'le George'a falan. Ama böyle eat dung, bok ye, amriç falan, ağzına sıçarım falan böyle bir şey olsun. Hani bok ye falan. Gerçi de bok ye güzel ama Türkçe de güzel bence. Eat dung, amriç falan. O bok ye hissini veriyor mu acaba? Belki de veriyordur. Bence veremiyor ama bok yenin güzelliği var mı? Bok ye, bok ye falan. Güzel yani. Söylemesi güzel. Eat dung, Umbridge in a booming voice. Dung hani shit. Shit demiyor anlatabiliyor muyum? Hani piece of shit falan. Evet. Dung'un bok ye, kaka. Kaka ye Umbridge falan diyor. Kaka ne akıyor böyle şey lafı. 5-10 yaş çocuğu lafı yani onunla. Öyle işte. Ama uşak kitabı. Öyle diyorlar. Bana kalırsa bayağı sarıyor yani her türlü de. Neyse biliyorsunuz zaten. Düşün atlat diyecek bir şey var mı? Nope, devam. In a booming voice. Hermione did not find this very amusing. She said it interfered with her concentration and ended up going to bed early out of irritation. Harry had to admit that the poster was not quite as funny after an hour or two. Especially when the talking spell had started to wear off so that it merely shouted disconnected words like dung and umbridge at more and more frequent intervals in a progressively high voice. In fact, it started to make his head ache and his scalp began prickling uncomfortably again. The disappointed moans from the many people who were sitting around him, asking him to relieve his interview for the up teens time, he announced that he too needed an early night. The dormitory was empty when he reached it. Cho'yla öpüştüğü için mutlu olmanın aslında çok da mutlu değildi o ara. Ama duygusal olarak yoğun bir haldeydi. O ara bayağı kuvvetli gördü o yılanın ısırmasını falan. Şu an çok mutlu olduğu için yine şey oldu bence. Kafası boş değil. Aşırı mutlu şu an. Yine rüya görecek. Bu sefer de görecek ne olduğunu bence. The dormitory was empty when he reached it.
rested his forehead for a moment against the cool glass of the window beside his bed. It felt soothing against his scar. Then he undressed and got into bed, wishing his headache would go away. He also felt slightly sick. He rolled over onto his side, closed his eyes and fell asleep almost at once. Çünkü bence almost at once oldu. Çünkü Voldemort tam o anda özellikle deniyordu böyle. Harry artık görsün, Harry artık profesleri görsün falan yapışıverdi bence. He was standing in a dark curtained room lit by a single branch of candles. His hands were clenched on the back of a chair in front of him. They were long-fingered and white as though they had not seen sunlight for years and looked like large, pale spiders against the dark velvet of the chair. Burayı bir daha okuyacağım. He was standing in a dark, curtained room lit by a single branch of candles. Sanki bu ölüm yadigarlarının başındaki yer olabilir burası, Malfoy'ların evi. His hands were clenched on the back of a chair in front of him. They were long-fingered and white as though they had not seen sunlight for years and looked like large, pale spiders against the dark velvet of the chair. Acaba Voldemort'un neden parmakları uzun falan? Acaba yazar bu ayrıntıyı vererek ne katmayı düşünmüş? Bence böyle bir şekilde gereğinden fazla insanların işlerine karışıyormuşsu bir his verdiğini düşünmüş böyle. Yok. Ya da bir şekilde bence o uzun ince parmaklarım benim öyle değil parmaklarım. Ama yine onlar gibi davranabiliyorum sanki. Şu kalem gibi, şu kale, asaların şu kalem boyutunda olduğunu düşünürsen gibi hani falan. Hani şöyle bir tutuş falan bir şekilde böyle çok şey. Çok kuvvetli hani. Aşırı hakim asa. Hani şöyle falan olduğu zaman böyle çok şey. Yani asayı tutmak için tutuyorum gibi bu. Ama hani şu tutuş falan mesela böyle çok şey. Ne derler? Aşırı hakim asaya. Böyle insanın elinin en hassas olduğu yerler benim bildiğim parmak uçları falan zaten. Yani onlarla asayı tutan elinin kısımlarının asaya değen kısımların en hassas kısımları olmasa bir şekilde inanılmaz bir büyü şeyi veriyor bana hissiyatı. Belki de böyle bir şey var. Hani bir şekilde parmağı uzun olan insanların ve iyi böyle büyük şeyi, büyü tarafı, büyü gücü yüksek olan insanların bir şekilde parmakları da uzun oluyordur falan. Şu an çok boş bir şey diyorum ama. Ne bileyim ilginç bir nokta. Long fingered. Hani mesela direkt büyük bir el değil. Uzun parmaklar böyle boylu poslu bir elden bahsetmiyoruz falan. Küçük bir elden de bahsetmiyoruz bendeki gibi. Hani ince olan ama büyük olan bir elden bahsediyoruz. Hani bir şekilde hem küçük elin avantajını yaşıyor. Bir yandan uzun parmaklar olduğu için büyük elin avantajını yaşıyor falan herhalde. Ne çok daha düşünüyorum. Burası bilmiyorum. Belki size o kadar çok çekmiyordur ama beni çekiyor. Neden hani? Gerçi böyle bir yılan vari havası da var. Uzun parmağı falan. Bence öyle bir bağlantı var burada. Bağlantı değilse bile gönderme var. En kuvvetli gönderme o bence. Parmaklar ne kadar uzunsa o kadar yılana benziyor falan çünkü. Son biraz daha durayım. Aklıma bir şey gelmiyor. Devam. Beyond the chair. In a pool of light cast upon the floor by the candles knelt a man in black robes. I have been badly advised, it seems, said Harry, in a high, cold voice that pulsed with anger. Master, I crave your pardon, croaked the man kneeling on the floor. The back of his head glimmered in the candlelight. He seemed to be trembling. I do not blame you, Rookwood, said Harry in that cold, cruel voice. He relinquished his grip upon the chair and walked around it, closer to the man cowering upon the floor until he stood directly over him in the darkness, looking down from a far greater height than usual. You are sure of your facts, Rookwood asked Harry. Yes, my lord, yes. I used to work in the department after
After all, a very told me both would be able to remove it. Both could never have taken it, master. Both would have known he could not. Undoubtedly, that is why he fought so hard against Malfoy's imperious curse. Both would have known he could not. Undoubtedly that is why he fought so hard against Malfoy's imperious curse. Bir şekilde bu bold aşırı sadık demek ki falan. Kendi işine gücüne kesinlikle ne olursa olsun sır bilgiyi vermiyor. Böyle Voldemort'un tarafındaki insanlara. Ben böyle anladım. Şunu bir kere daha okuyacağım. Bu önemli. Voldemort diyor ki "Every told me bold would be able to remove it." Hani orada bir şekilde bir büyü falan gibi bir şey var. Sadece bold herhalde kaldırabiliyor. Voldemort kimsenin kaldıramayacağını düşünüyor. Sadece Bolt kaldırabiliyor falan herhalde. Bolt could never have taken it, master. Bolt would have known he could not. Yapamayacağını bilirdi falan. Undoubtedly that is why he fought so hard against Malfoy's imperious curse. Burayı anlamadım. Stand up, Rookwood whispered Harry. The kneeling man almost fell over in his haste to obey. His face was pockmarked. The scars were thrown into relief by the candlelight. He remained a little stooped when standing, as though halfway through a bow, and he darted terrified looks up at Harry's face. "You have done well to tell me this," said Harry. "Very well. I have wasted months on fruitless schemes, it seems. But no matter. We begin again from now. We have Lord Voldemort's gratitude, Rookwood." Bir dakika. Buraları da hatırlamıyorum ha. Çok aşırı hafif hatırlıyor. Harry diyorum. Voldemort'la Rookwood'un konuştuğunu hatırlıyorum ama kesinlikle içeriği hatırlamıyorum. Voldemort, onlar yoktu bile bende. "You have done well to tell me this," said Harry. "Very well. I have wasted months on fruitless schemes." Bu Harry'ye yaptırmaya çalıştığı şeyden mi bahsediyor? "It seems. But no matter. We begin again from now. We have Lord Voldemort's gratitude, Rookwood." "My lord, yes, my lord," gasped Rookwood, his voice hoarse with relief. "I shall need your help. I shall need all the information you can give me." "Of course, my lord, of course, anything." "Very well, you may go. Send every to me." Şu an bir şekilde neden Voldemort kendi insanlarından birine işkence etmeden onu odadan yolladı, ona iyi davranıp falan oldu. Hani bir şekilde öyle bir Voldemort çizmişler ki en azından filmlerde öyleydi yanlış hatırlamıyorum. Ama en son filmleri izledim büyük ihtimal kitapları okumadan önce aklımda o kalmış falan. Şu an böyle çok aşırı şey oldum. Rookwood'a neden kötü bir şey yapmadığına şaşırdım Voldemort'un falan. İşte kitapların güzel yönlerinden biri daha filmlerine kıyasla. Voldemort prensipleri olan bir insan. Umbridge bile prensipleri olan bir insan. Voldemort'un prensipleri çok daha kuvvetli Umbridge'e kıyasla. Voldemort her ne kadar ilk basit bakışta işte aşk iksirinin etkisi altındayken annesi babasıyla seviştiği için olan bir insan olduğu için sevgiyi anlamıyor. Hani aşk iksiri etkisi altında olmadan aynı iş olsaydı normal bir insan olacaktı ama normal bir insan değil. Çünkü aşk iksiri etkisi altındayken yapıldı kendisi falan. Şeyleri olduğu için Voldemort'un doğal kötü olduğunu düşünüyoruz. Böyle zorunlu kötü olduğunu düşünüyoruz. Ama tam öyle değil yani. Size çok dürüst bir şey söyleyeyim. Voldemort ne kadar kötü ben ona tam emin değilim ha. Hani buradan şey etmiyor. Masum insanları öldürüyor. Önümüze gelen herkese acı çek verelim falan demiyorum ama bir şekilde ölümsüzlük için uğraşmak, çabalamak bunlar bana çok şey geliyor. Bunlar çok dini var. Yani bir şekilde Allah olmaya çalışmak, Allah'a dönmeye çalışmak. Bir şekilde içten içe bence bir olamama bilinci taşıyor falan. Ama bir yandan da hani günah işlemek, sevap işlemek oluyor. Din öyle diyor. Yani zıtlıklar falan. Arada çok net ayrımlar var. Sonra da din var diyorduk ya. Hani bir şekilde olayı anlamak, ritmi anlamak. Şu dünyada her yerde dönen bir ritim var ya. O ritmi anlayabilmenin tek yolu o ritimden bir anla çıkabilmek değil mi hani? Çünkü o ritmin içindeyiz zaten başından beri. İmkanı yok anlamamızın. Hani şişeye baktığımızda şişeden başka hiçbir şey görmüyoruz. Kaleme baktığımızda kalemden başka hiçbir şey görmüyoruz falan.
Ama her yerde bir ritim var aslında dönen. Yani tek çaresi bu işin bir anla ritmin içinden çıkabileceğimiz bir ritimsizlik ya da başka bir ritim bulmak gibi bir şey. Bence Allah'ı görme anı o zaten. Bence böyle dini anlama olayı falan da o zaten. Anı falan. Yani bir anla ritmin içinden çıkabilmek. Bir anla bütün dünyaya içinde yaşadığımız insan vücudundan değil de bir şekilde bu vücudun dışından bakmak gibi bir şey. Astral seyahat mi oluyor lan acaba? Ama astral seyahat olsa astral seyahat demeden herkes Allah'ı gördük falan olurdu bence. Orada başka bir şeyler vardı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bir şekilde böyle bir anlığına da olsa ritimden çıkabilmek. Bunu niye dedin? Bunu şundan dedin. Düşün Abdullah. Yani ritimden çıkmak aslında ölüm gibi bir şey. Zaten delilik böyle bir şey herhalde. Yani delilik tam ne çözemedim hala ama iyice yaklaşıyoruz. İyice dinin de ne olduğuna tam bir nokta atışı yapabileceğim yerlere yaklaşıyoruz. Yakında bence bunlar çözülmüş olacak. Hatta önemli bir resimde çizmiş olacağız bence. Neyse, söylemek istediğim şey şu. Hani bir şekilde Voldemort'un bu kadar şiddetli ve zararlı olması etrafındaki insanlara aslında dine giriyor gibi geliyor bana. Çünkü Voldemort bir şekilde ölüm, işkence getirerek insanlara, insanların adını söyleyecek kadar onlar korkaraktan falan böyle dini anlamaya, bir anına bile olsa o ritimden çıkıp o ritmi görmeye itiliyorlar gibi bir şey oldu. O ritmi görmek şu dünyadaki en önemli bilgi bence elde edilebilecek. Ama o kadar önemli, o kadar kuvvetli ki böyle insan beynine de kalıcı olarak zarar veriyor bence unutulmadığı sürece. Ben hala unutmadım. Nasıl unutulur bilmiyorum. Unutmayı tercih eder miydim bilmiyorum. Ama bazen aşırı derecede şu an keşke hatırlamıyorsam diye düşündüğümü biliyorum. Çünkü o bilgi eşittir deliliği de getiriyor falan. İnsan bir şekilde delirmeyeceği bir yol yöntem çizmesi gerekiyor kendine. Paso video çekiyor, paso resim çiziyor falan. Hani herkes hayatı boyunca, hayatın sonuna kadar video çektiği, resim çizdiği bir hayatı yaşayabilecek, belki de motivasyona sahip değil. Onun için tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir olay, tehlikeli bir bilgi. Kim edinmek istiyor, kim edinmek istemiyor falan. Ben aşırı edinmek istiyordum. Çok fazla pişman olduğumu hatırlıyorum son zamanlarda falan. Hani ben aşırı edinmek isteyen bir insan olarak ben çok fazla pişman oldum falan. Çok da böyle isteyip istemediğine emin olmayan insana bence edinmemesi lazım bu bilgi. Hani ben bunu şu an hiç böyle düşünmediydim ha. Vallahi öyle. Herkes edinecek diye bir şey yok. Ama bir yandan çok da sorun değil aslında. Çünkü sorun yalnızlık. Hani insan yine sevdiği, saydığı insanlarla bir arada olabiliyorsa o iş bir şekilde çözülüyor bence. Hani konuşmak falan çok iyi geliyor çünkü. Bir şekilde insanlar bunu böyle bir trip olarak görmesi lazım bence. Triplerin kralı hatta ama bir şekilde tek kişilik yaşamaması lazım. Yani tek kişi deneyimleniyor bence. Bence iki kişi iki kişi beraber deneyimliyor da olabilir. Aşk yani ne olabilir ki başka falan zaten aşk dediğimiz olarak. Aşk o da üç harfli yani din falan bilmiyorum. Yani bana aynı sayıda harfe sahip olmaları bile din gibi geliyor. Ben o kadar böyle biraz dengesizim böyle karar verme açısından. İşin bazı taraflarında yalan yok. Ama aşk da din bence yani. Açık ve net. Düşün Abdullah. Ya ben aşkı yaşamış bir insan değilim ama şu anda tam yine o size dün gösterdiğim resme bakıyorum. Yine getirsem mi buraya? Bekleyin. Ne bu resim? Bu resim bir şekilde ya tam karşımda durduğuna ona çok korkuyorum. Yok, karşımda duran çok daha fazla sevdiğimi düşündüğüm bir resim de var şu an. Onu da göstereyim. Neyse bir şekilde ama bu resim çok şey herhalde. Doğru bir resim. Çok içten herhalde. Evet öyle. Aynen. Benim aşkın resmi bu ha. Her aşk dediğinde buraya bakasım geliyor. Bir de aşığım diye yazdığım bir şey var onu. Kendinize bulursunuz. Aşığım yazıyor hocam. Resmi düşürdüm. Çok tehlikeli. Allah'tan kırılmıyor. Çok iyi değil mi oğlum? Kırılmıyorlar. Ve bana aitler de fizikseller abi. Çok iyi lan.
Aşırı böyle şey oluyor ama mal mülkiyet sahipliği hissi veriyor bana bunlar. Başka da çok fazla bir şey istemiyorum. Hani bunlara sahibim falan. Resmen kafamın içindeki görüntüler fiziksel bir gerçeği var. Bak yaklaştırınca yaklaşıyor, uzaklaştırınca uzaklaşıyor. Neden? Çünkü fiziksel bir gerçekliği var falan. Ve bu çizim orijinal bile değil. Bu taratılmış hali. Ha. Ama aşırı iyi hissettiriyor ya. Resim mesim çiziyorsanız, ilginiz varsa, yeteneğiniz varsa çizin. Kesinlikle çizin. Taratın onları falan da. 3-4 tane falan şey edin. Ne derler ona? Düşün atla onun adı ne? Yedekleyin. Heh, yedekleyin. Güzel oluyor. Neyse ben bir şey diyordum ya. Düşün Abdullah. Neyse aşk da gayet oluyor olabilir. Aşk iki insanın gerçekten birbirine değer veren iki insan beraber dini keşfediyor olabilirler. Özellikle sexual intercourse esnasında. Bu bence aşırı mantıklı, aşırı ihtimal dahilinde ama böyle bir şey yaşamadığım için bilemiyorum. Ben şey diyecektim. Hani Voldemort'un bir şekilde Voldemort olması, hani onun o Voldemort'luğu o kadar böyle bariz ki böyle etrafına zarar veren bir karakter olması, etrafına şiddet yönlendirmesi falan bir şekilde bana şey gibi geliyor. Hani biz nasıl ritimden çıkıp dini anlıyorsak Voldemort da Voldemort olarak dini anlıyor gibi geliyor. Bu durumda bir şekilde sanki Voldemort'u bu kadar dışlıyor oluşumuz, Voldemort'tan bu kadar nefret ediyor oluşumuz, evet annemizi babamızı öldürüp bize işkence ediyor falan. Of course bakılacak hiç güzel bir tarafı bile yok ama bir yandan da böyle aslında belki de onun gözünün aldığı şeyleri bizim cidden gözümüz almadığı için onun gözün alabilmesi bize şey geliyor. Korkunç geliyor. Hani yani biraz düşüneceğim. Kendimi açıklayabileceğimi düşünmüyorum şu an. Ama açıklamayı bayağı istiyorum ha. Hani şu olayı isimlendirebilirsem bayağı bir şey aşmış olacağım kendi kafamda. Hani bu büyük bir olay. Yani bunu isimlendirebilirsem çok iyi bir aşama kaydetmiş olacağım. Onun için canavar gibi düşünüyor olacağım. Tam olarak neyden bahsediyor? Voldemort tam olarak ne? Tamam mı? En kötü mü? Zorunlu kötü mü? Başka bir şey mi? Bence başka bir şey. Ama ne? Tamam mı? Bence kötü bile değil. Ama zorunlu kötü de değil. Bence orada bir gri bölge var ve o gri bölge bayağı anlamlı da bir yere, bir seviyeye kadar. En anlamlısı değilse bile. Onun adını bulacağım. Tamam mı? Son bir daha durayım aklıma bir şey geliyor mu diye. Devam. Very well. You may go. Send every to me. Rookwood scurried backward, bobbing, and disappeared through a door. Left alone in the dark room, he returned toward the wall. A cracked age spotted mirror hung on the wall in the shadows. He moved toward it. His reflection grew larger and clearer in the darkness. A face whiter than a skull, red eyes with slits for pupils. No! What yelled a voice nearby? He flailed around madly, became entangled in the hangings, and fell out of his bed. For a few seconds, he did not know where he was. He was convinced that he was about to see the white, skull-like face looming at him out of the dark again. Then Ron's voice spoke very near to him. Resmen Voldemort'un tipi de aşırı derecede travmatik bir anı olmuş Harry için. Görmekten, bakın göresiye çıkardı ses şuydu yani Harry'nin. Yani Harry'nin din tarafı hazır Voldemort'u yenmeye. Voldemort'u yendi hani dördüncü kitabın sonlarında. Ama Harry'nin fiziksel tarafı, bence böyle bir ayrım var ha. Din ve fiziksel diye bir ayrım var. Hani din
fiziksele çevrilebiliyor mu? Ben bunu deniyorum. Bu kanalı bunun için açtım. Resimleri de bunun için çiziyorum. Dini fiziksele çevirmeye çalışıyorum. Ve bir şekilde hala tam olarak yapabildiğim bir şey değil. Ama dini yaşadım ben, deneyimledim falan. Evet, bu bence bayağı bir şey anlatıyor. Şu an çok temel bir ayrıma geldik. Part 2. Part 2 mi bu? Herhalde öyle. Düşün Abdullah. Hani bir ACT olayı var. O ACT olayın act olması çok hoşuma gidiyor. Act böyle harekete geçmek, bir şeyler yapmak falan ya. Hani herhalde bir şekilde dinin fiziksele dönmesi harekete geçmek oluyor. Yaşamaya başlamak oluyor. Dinin büyüye dönüşmesi oluyor bence. Ama dinle büyü aynı şeydi zaten. Evet öyle. Çünkü din zaten gereksiye insana ona bir şeyler yaptırarak ya da onun bir şeyler yapmasına sebep olaraktan onu hareket ettirmiş oluyor falan. Bu durumda aslında yine dinden bahsediyor oluyoruz. Ama bir şekilde öyle bir ayrım da var. Hani dini fiziksele çevirmek. Dini fizikselliğe dökmek. Başarısız bile olsa bir seviyeye kadar başarılı olabiliyor yani. Düşün Abdullah. Bunu düşünüyor olacağım. Tamam ama bir part 2 oldu bence. Bu kanalın bir part 2'su geldi yani. Niye bu kadar etkiledi beni şu an bilmiyorum ama çok temel bir yere dokunduğunuzu anladım yani. Bakın hissettim demedim anladım dedim mesela. Bu da çok anlamlı. Devam edin. Aklına gelirse konuşacağız. What yelled a voice nearby? It flailed around madly, became entangled, in the hangings and fell out of his bed. For a few seconds he did not know where he was. He was convinced that he was about to see the white, skull-like face looming at him out of the dark again. Then Ron's voice spoke very near to him. Uşak kaç kere uyanıyor geceleri sırf Harry'nin bu rüyaları yüzünden ha. Will you stop acting like a maniac and I can get you out of here? Ron wrenched the hangings apart and it stared up at him in the moonlight as he lay flat on his back, his scar searing with pain. Ron looked as though he had just been getting ready for bed. One arm was out of his robes. Has someone been attacked again? Asked Ron, pulling Harry roughly to his feet. Is it that? Is it that snake? No, everyone's fine, guessed Harry, whose forehead felt as though it was on fire again. Well, Avery isn't. He is in trouble. He gave him the wrong information. He's really angry. Harry groaned and sank, shaking onto his bed, rubbing his scar. But Rook was going to help him now. He is on the right track again. What are you talking about? Said Ron, sounding scared. Do you mean, did you just see, you know who? I was, you know who, said Harry, and he stretched out his hands in the darkness and held them up to his face to check that they were no longer deadly white and long-fingered. He was with Rookwood. He's one of the Death Eaters who escaped from Azkaban, remember? Rookwood just told him Bod couldn't have done it. Done what? Removed something. He said Bod would have known he couldn't have done it. Bod was under the imperious curse. I think he said Malfoy's death put it on him. Bod was bewitched to remove something, Ron said. But Harry has got to be the weapon, Harry finished the sentence for him. I know. The dormitory door opened. Dean and Seamus came in. Harry swung his legs back into bed. He did not want to look as though anything odd has just happened. Seeing as Seamus had only just stopped thinking Harry was an otter. Did you say, murmured Ron, putting his head close to Harry's, on the pretense of helping himself to water from the jug on his bedside table, that you were, you know who? He asked Harry quietly. Ron took an unnecessarily large gulp of water. He saw it spill over his chin onto his chest.
Harry, he said, his Dean and Seamus clattered around noisily, pulling off their robes and talking. You've got to tell. I haven't got to tell anyone, said Harry shortly. I wouldn't have seen it at all if I could do occlumency. I'm supposed to... Devam etmeden, bir dakika, şurayı bitiremedim, devam edeyim. I'm supposed to have learned to shut this stuff out. That's what they want. I haven't got to tell anyone, said Harry shortly. I wouldn't have seen it at all if I could do occlumency. Hani bir şekilde işte bunu görmesi Harry'in işine yarayacak bir şey aslında. Hani resmen Voldemort o esnada ne yapıyor, o esnada ne düşünüyor, ne istiyor, ne hissediyor falan. Bunları görüyor falan. Hani bu aslında kötü bir şey değil. Hani Voldemort'un Harry'nin kafasına rüya sokabilmesi, böyle profesiye gittiği. Hani ondan kurtulması lazım ama bundan değil falan. O bayağı ayrıntılı bir açıklama yaptım ondan önceki videonun açıklamasından. Onu bir okuyun olmadı. Orada güzel noktalara dokundum birkaç yerde. Düşün, atla aklına bir şey geliyor mu? Şimdilik gelmiyor. Devam. By day he meant Dumbledore. He got big into bed and rolled over onto his side with his back to Ron. And after a while, he heard Ron's mattress creak as he lay back down too. His cigar began to burn. He bit hard on his pillow to stop himself making a noise. Somewhere he knew everybody was being punished. Harry and Ron waited until break next morning to tell Hermione exactly what had happened. They wanted to be absolutely sure they could not be overheard. Standing in their usual corner of the cool and breezy courtyard, Harry told her every detail of the dream he could remember. When he had finished, she said nothing at all for a few moments, but stared with a kind of painful intensity at Fred and George, who were both headless and setting their magical heads from under their cloaks on the other side of the yard. So that's why they killed him, she said quietly, withdrawing her gaze from Fred and George at last. When Walt tried to steal this weapon, something funny happened to him. I think there must be defensive spells on it or around it to stop people from touching it. That's why he was inside a moon ghost. His brain had gone all funny and he couldn't talk. But remember what the healer told us? He was recovering. And they couldn't risk him getting better, could they? I mean, the shock of whatever happened when he touched that weapon probably made the Imperius curse lift. Bir saniye düşün. Bu durumda kehaneti kendisine çıkan insandan başka bir insan aldırmaya çalıştılar da mı böyle bir şey oldu acaba? Ama o zaman ne diye başından beri Harry'nin kafasına böyle rüya görüntüler girip duruyor yani? Bir şekilde Harry'ye hani uzun vadede Harry'nin almasını istiyor Voldemort. Ama bir şekilde aslında illa şey olması da gerek yok. Üstüne adı yazan insanın alması da gerek yok. Bir şekilde başka türlü de alınabiliyor tarzı bir information verdi Avery. Bold'a mı aldırmaya çalıştılar? Böyle herhalde. Yani uzun vadelik planını Voldemort uyguluyordu. Ama baktı ki bir ihtimal var, kısa vadede istediği şeye ulaşabiliyor Voldemort. Onu da denemekten çekinmedi falan. Ama sonra baktı ki böyle Bold'u öldürmek zorunda kaldılar falan. Aslında bayağı bir dikkat çekti yaptığı hamle falan. Dikkat çekmesi de onu sinirlendirdi falan. Avery'i de onun için cezalandırıyor. Durum bu mu? Düşün Abdullah. Hermione'nin dediği de laf buraya geliyor şu an. Şuraya kadar dediğiyle. Buraya. Devam edelim mi? When once he'd got his voice back, he'd explain what he'd been doing, wouldn't he? They would have known he'd been sent to steal the weapon. Of course, it would have been easy for Lucius Malfoy to put the curse on him. Never out of the ministry, is he? Düşün Abdullah biraz daha. Aklıma bir şey gelmiyor. Devam. He was even hanging around that day I had my hearing, said Harry. In the hang on, he said slowly. He was in the Department of Mysteries corridor that day.
Gördüğünüz said he was probably trying to sneak down and find out what had happened in my hearing. But what if Sturgis cast her money, looking thunderstruck? Scully said Ron, looking bewildered. Sturgis pulled more at her money breathlessly. Arrested for trying to get through a door. Lucius Malfoy got him too. I bet he did it the day you saw him there, Harry. Sturgis had Moody's invisibility cloak, right? So what if he was standing guard by the door, invisible, and Malfoy heard him move, or guessed he was there, or just did the imperious curse on the off chance that the guard was there? So when Sturgis next had an opportunity, probably when it was his turn on guard duty again, he tried to get into the department to steal the weapon for Voldemort from the quiet, but he got caught and sent to Azkaban. Bu olabilir ha. Hermione şu an dediği şey. She gazed at Harry. And now Rookwood told Voldemort how to get the weapon. I didn't hear all the conversation, but that's what it sounded like, said Harry. Rookwood used to work there. Maybe Voldemort will send Rookwood to do it. Hermione nodded. Apparently still lost in thought. Then quite abruptly she said, but you shouldn't have seen this at all, Harry. What, he said, taken aback. You're supposed to be learning how to close your mind to this sort of things, said Hermione, suddenly stern. I know I am, said Harry, but, well, I think we should just try and forget what you saw, said Hermione firmly, and you ought to put in a bit more effort on your occlumency from now on. Harry was so angry with her that he did not talk to her for the rest of the day, which proved to be another bad luck. When people were not discussing the escape that eaters in the corridors today, they were laughing at Gryffindor's abysmal performance in their match against Hufflepuff. The Slytherins were singing, Weasley is our king, so loudly and frequently that by sundown Filch had banded from the corridors out of sheer irritation. The week did not improve as it progressed. He received two more D's in potions, was still on tenter hooks that Hagrid might get the sack, and could not stop himself from dwelling on the dream in which he had seen Voldemort, though he did not bring it up with Ron and Hermione again because he did not want another tearing off from Hermione. Bayağı bir sinirlenmişti tam Hermione'ye. He wished very much that he could have talked to Sirius about it, but that was out of the question, so he tried to push the matter to the back of his mind. Unfortunately, the back of his mind was no longer the secure place it had once been. Bu da güzel bence. Hani anlatıcının böyle bir cümleyi kurması çok hoş bence. Çünkü bütün olay bu zaten. Get up, Potter. A couple of weeks after his dream of Rookwood, Harry was to be found yet again, kneeling on the floor of Snape's office, trying to clear his head. Buradan şeye geçmesi çok hoş. Şu cümleyle birden Harry Snape'le zihni falan çalışıyorken bulmamız, şu cümlenin başlanmasıyla bu cümlenin bizi o sahneye götürmesi çok hoşuma gitti. Öyle. A couple of weeks after his dream of Rookwood, Harry was to be found yet again kneeling on the floor of Snape's office, trying to clear his head. He had just been forced yet again to relive a stream of very early memories he had not even realized he still had, most of them concerning humiliations Dudley and his gang had inflicted upon him in primary school. That last memory, said Snape, what was it? I don't know, said Harry, getting wearily to his feet. He was finding it increasingly difficult to disentangle, separate memories from the rush of images and sound that Snape kept calling forth. You mean the one where my cousin tried to make me stand in the toilet? No, said Snape softly. I mean the one concerning a man kneeling in the middle of a darkened room. It's nothing, said Harry. Snape's dark eyes bored into Harry's. Remembering what Snape had said about eye contact being crucial to legitimacy, Harry blinked and looked away. Resmen Snape'den daha güçlüyüm da Snape'e dik dik bakarımı yapmamayı öğrendi gibi bir şey olmuş burada. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Düşün Abdullah. Hani resmen şey değil, information'ı kullanıyor. Ona böyle dürtülerinin, Snape sana dik dik bakıyorsun, sen de ona dik dik bakacaksın diyor Harry'nin dürtüleri Harry'ye. Ama Harry, Snape'den öğrendiği bilgi kullanıp o dürtünün ona zarar vereceğini fark ettiği için
sanki tekrar benzer bir dürtüyü kullanıp yere bakıyor falan. Hani bu utanma, sıkılma yere bakması değil böyle. Kendini koruyor, beynini koruyor yani. Evet, iyi bence, iyi bir nokta. How do that man and that room come to be inside your head? Potter said Snape. It said Harry, looking everywhere but at Snape. It was just a dream I had. A dream, repeated Snape. There was a pause during which Harry stared fixedly at a large dead frog, suspended in a purple liquid in its jar. You don't know why we are here, don't you, Potter? Said Snape in a low, dangerous voice. You don't know why I am giving up my evenings to this tedious job? Yes, said Harry stiffly. Remind me why we are here, Potter, so I can learn occlumency, said Harry, now glaring at a dead eel. Correct, Potter. And dim though you may be, Harry looked back at Snape, hating him. Nefretine Snape'e baktırdı Harry'ye. I would have thought that after 2 months' worth of lessons, you might have made some progress. How many other dreams about the Dark Lord have you had? Just that one light, Harry. Perhaps, said Snape, his dark, cold eyes narrowing slightly. Perhaps you actually enjoy having these visions and dreams, Potter. Maybe they make you feel special, important. No, they don't, said Harry, his jaw set and his fingers clenched tightly around the handle of his wand. Böyle tutuyor. That is just as well, Potter said Snape, coldly, because you are neither special nor important, and it is not up to you to find out what the Dark Lord is saving to his Death Eaters. That is just as well, Potter said Snape, coldly, because you are neither special nor important, and it is not up to you to find out what the Dark Lord is saying to his Death Eaters. No, that's your job, isn't it? Harry shot at him. He had not meant to say it. It had burst out of him in temper. For a long moment, they stared at each other. Harry convinced he had gone too far. But there was a curious, almost satisfied expression on Snape's face when he answered. Yes, Potter, he said, his eyes glinting. That is my job. Now, if you're ready, we will start again. İntikam alacak falan. He raised his wand. 1, 2, 3. Legilimens. 100 Dementors were swooping toward Harry across the lake in the grounds. He screwed up his face in concentration. They were coming closer. He could see the dark holes beneath their hoods. Yet he could also see Snape standing in front of him, his eyes fixed upon Harry's face, muttering under his breath. And somehow Snape was growing clearer and the Dementors were growing fainter. He raised his own wand. Protego, Protego. Buraya Protego diye okumaya çok alışmışım. Protego falan diye okunuyorsa emin değilim. Birden yapabildi herhalde. And somehow etti. Snape was growing clearer and the Dementors were growing fainter. Burada başka bir şey oldu bence ama ne oldu emin değilim. Hani Harry yapmadı ama bir şekilde büyü etkisini kaybetti. Zihni fen büyüsü. Legilimens büyüsü. Ama ne oldu tam emin değilim. Şu Legilimens'e bir bakalım mı? Belki bir Latincesi falan vardır. Legilimens. Böyle mi yazılıyor? Kanun diyor. Ne alakası var amıklı ya? Latince. Kanunlar diyor Erkül. Snape staggered his wand flip upward away from Harry. And suddenly Harry's mind was teeming with memories that were not his. A hook-nosed man was shooting at a cowering woman while a small dark-haired boy cried in the corner. A greasy-haired teenager sat alone in a dark bedroom, pointing his wand at the ceiling, shooting down flies. A girl was laughing as a scrawny boy tried to mount a bucking broomstick. A girl was laughing as a scrawny boy tried to mount a bucking broomstick. Enough! He felt as though he had been pushed hard in the chest. He took several staggering steps backward, hit some of the shelves covering Snape's walls, and heard something crack.
Steve was shaking slightly, very white in the face. The back of Hiri's robes were damp. One of the jars behind him had broken when he fell against it. The pickled, slimy thing within was swirling in its draining potion. "Riparo," hissed Snape, and the jar sealed itself once more. "Well, Potter, that was certainly an improvement." Panting slightly, Snape straightened the pensieve in which he had again stored some of his thoughts before starting the lesson. Almost as though checking that they were still there. "I don't remember telling you to use a shield charm, but there is no doubt that it was effective." "Neyi kullanırsan kullanabilirsin," dediğini hatırlıyorum en başta Snape'in. Aynen. Aynen. Burada boş yapıyor bence. Harry did not speak. He felt that to say anything might be dangerous. He was sure he had just broken into Snape's memories, that he had just seen scenes from Snape's childhood. And it was unnerving to think that the crying little boy who had watched his parents shooting was actually standing in front of him with such looting in his eyes. "Let's try again, shall we?" said Snape. Harry felt a thrill of dread. He was about to pay for what had just happened. He was sure of it. They moved back into position with the desk between them. He had a feeling he was going to find it much harder to empty his mind this time. "On the count of three, then," said Snape, raising his wand once more. "One, two, etti, Malfoy geldi." Ağrı değilmiş. He did not have time to gather himself together and attempt to clear his mind, for Snape had already cried, "Legilimens!" He was hurtling along the corridor toward the Department of Mysteries. Anam şimdi mi görecek lan orada profesi olduğunu? Beni şimdi görecek. Past the blank stone walls, past the torches, the plain black door was growing ever larger. He was moving so fast. He was going to collide with it. He was feet from it, and he could see the that chink of faint blue light again. The door had flown open. He was through it at last, inside a black-walled, black-floored circular room lit with blue-flamed candles, and there were more doors all around him. He needed to go on, but which door ought he to take? Potter! He opened his eyes. He was flat on his back again, with no memory of having gotten there. He was also panting, as though he really had run the length of the Department of Mysteries corridor. Really had sprinted through the black door and found the circular room. "Explain yourself," said Snape, who was standing over him, looking furious. "I don't know what happened," said Harry, truthfully, standing up. There was a lump on the back of his head from where he had hit the ground, and he felt feverish. "I'd never seen that before. I mean, I told you, I dreamed about the door, but it's never opened before." Bir şekilde Voldemort hani yanlış bilgi aldığı için Avery'i cezalandırdı. Rookwood'un bilgisini kullandığı gibi bir şey oldu ya. Hani bir şekilde Harry'e gösterdirmeye çalıştığı rüyalar, işte o görüntüleri göstertemiyordu o kapının ötesini. Çünkü o kapıda bir büyü vardı. O kapıdaki o büyüyü kaldırmak için Bold'u kullanmaya mı çalıştı falan bir şekilde Voldemort? Ama o büyüyü kaldırmaya çalışırken işte Bold'u geri tepti de Bold ne oldu delirdi falan gibi bir şey oldu. Ama şimdi o büyüyü kaldırabildiği için Harry içeri mi girebildi diyeceğim. Ama yok. Ron uyandırmasa Harry devam ediyordu gayet falan. Şu an bir şekilde yaptıkları iş Harry'nin o kapının ötesine gidebilmesine sebep oldu. Sebebi ne? Düşün Abdullah. Sebebi bir şekilde Harry'nin cidden beyni daha böyle şey oluyor, zihni. Daha hassas oluyor. Daha hassas olduğu için Voldemort bu görüntüyü bir büyü olarak yolluyor. O büyü daha böyle etkili olup daha böyle hızlı işlediği için o kapının ötesini görecek kadar işlendi böyle Harry'nin şu an zihni çok zayıf olduğu için. Bu durumda aslında Harry'nin zihninin bu kadar zayıf olmaması lazımdı falan. Hani bir yandan cidden derslere devam edip nasıl bir şekilde kapatacağını keşfedebilseydi kendi kendine
Hani şey olacaktı. O görüntüleri görmeyi bıraktırabilecekti kendine falan. Hani Dumbledore'un Harry'e ders verdirmesi, hata almasından çok Harry ile Snape'in bir yere varamadan dersleri iptal etmeleri Harry'nin zararına oluyor. Çünkü daha hassas olduğu için normalde alacağı bir zamandan daha erken alıyor o prophecy görüntüsünü falan. Ne bileyim, belki daha geç alsaydı Sirius olayı daha uygun bir zamanda olacaktı falan. Dur, bilmiyorum. Biraz düşün. Biraz düşün Abdullah. Aklına bir şey geliyor mu? Aklıma bir şey gelmiyor. Şu an bu konuyu bırakıyorum. Aklıma bir şey gelirse biliyorsunuz konuşacağız. You're not working hard enough. For some reason, Snape seemed even angrier than he had done 2 minutes before when Harry had seen into his own memories. You are lazy and sloppy, Potter. It's a small wonder that the Dark Lord... Can you tell me something, sir, said Harry, firing up again. Why do you call Voldemort a Dark Lord? I've only ever heard that eaters call him that. Snape opened his mouth in a snarl, and a woman screamed from somewhere outside the room. Snape's head jerked upward. He was gazing at the ceiling. What the, he muttered. He could hear a muffled commotion coming from what he thought might be the entrance hall. Snape looked around at him, frowning. Did you see anything unusual on your way down here, Potter? He shook his head. Somewhere above them, the woman screamed again. Snape strode to his office door, his wand still held at the ready, and swept out of sight. Harry hesitated for a moment, then followed. The screams were indeed coming from the entrance hall. They grew louder as Harry ran toward the stone steps leading up from the dungeons. When he reached the top, he found the entrance hall packed. Students had come flooding out of the great hall, where dinner was still in progress, to see what was going on. Others had crammed themselves onto the marble staircase. He pushed forward through a knot of tall Slytherins and saw that the onlookers had formed a great ring, some of them looking shocked, others even frightened. Professor McGonagall was directly opposite Harry on the other side of the hall. She looked as though what she was watching made her feel faintly sick. Professor Trelawney was standing in the middle of the entrance hall with her wand in one hand and an empty sherry bottle in the other, looking utterly mad. Her hair was sticking up on end, her glasses were lopsided so that one eye was magnified more than the other. Her innumerable shawls and scarves were trailing haphazardly from her shoulders, giving the impression that she was falling apart at the seams. Two large trunks lay on the floor beside her, one of them upside down. It looked very much as though it had been thrown down the stairs after her. Professor Trelawney was staring, apparently terrified, at something Harry could not see, but that seemed to be standing at the foot of the stairs. No, she shrieked. No, this cannot be happening. It cannot. I refuse to accept it. You didn't realize this was coming, said a high girlish voice, sounding callously amused, and Harry moving slightly to his right. So that Trelawney's terrifying vision was nothing other than Professor Umbridge. Incapable, though you are, of predicting even tomorrow's weather, you must surely have realized that your pitiful performance during my inspections and lack of any improvement will make it inevitable you will be sacked. You can't hold Professor Trelawney, tears streaming down her face from behind her enormous lenses. You can't sack me. I've been here 16 years. Hogwarts is my home. It was your home, said Professor Umbridge. And Harry was revolted to see the enjoyment stretching her toad-like face as she watched Professor Trelawney sink, sobbing uncontrollably onto one of her trunks. Until an hour ago, when the Minister of Magic countersigned the order for your dismissal.
Now kindly remove yourself from this hall. You are embarrassing us. But she stood and watched with an expression of gloating enjoyment as Professor Trelawney shuddered and moaned, rocking backward and forward on her trunk in paroxysms of grief. He heard a sob to his left and looked around. Lavendra and Parvati were both crying silently, their arms around each other. Then he heard footsteps. Professor McGonagall had broken away from the spectators, marched straight up to Professor Trelawney, and was patting her firmly on the back while withdrawing a large handkerchief from within her robes. "There, there, Sibyl, calm down, blow your nose on this. It's not as bad as you think now. You're not going to have to leave Hogwarts." "Oh, really, Professor McGonagall," said Umbridge in a deadly voice, taking a few steps forward. "And your authority for what for that statement is?" "That will be mine," said a deep voice. The oak front doors had swung open. Students beside them scuttled out of the way as Dumbledore appeared in the entrance. What he had been doing out in the grounds he could not imagine, but there was something impressive about the sight of him framed in the doorway against an oddly misty night. Bu hissi filmdeki bu sahne çok güzel yapabildi. Filmdeki bu sahneye bakın. Orada böyle Dumbledore görünce hissettiğiniz şeyden bahsediyor Harry bence şu an. Farklıysa bile o kadar az bir farktan bahsediyoruz ki tıpatıp aynı saysanız da yanlış değil bence o kadar. Filmdeki bu sahne çok iyi, tamam mı? Orada Dumbledore size etkileyici geliyorsa o etkileyicilik payından bahsediyor Harry şu an. Leaving the doors wide behind him, he strode forward through the circle of onlookers toward the place where Professor Trelawney sat, tear-stained and trembling upon her trunk, Professor McGonagall alongside her. "Yours, Professor Dumbledore," said Umbridge with a singularly unpleasant little laugh. "I'm afraid you do not understand the position I have here." She pulled a parchment scroll from within her robes, "an order of dismissal signed by myself and the Minister of Magic under the terms of Educational Decree Number 23. The High Inquisitor of Hogwarts has the power to inspect, place upon probation, and sack any teacher she, that is to say, I, feel is not performing up to the standard required by the Ministry of Magic. I have decided that Professor Trelawney is not up to scratch. I have dismissed her." To Harry's very great surprise, Dumbledore continued to smile. He looked down at Professor Trelawney, who was still sobbing and choking on her trunk, and said, "You are quite right, of course, Professor Umbridge. As High Inquisitor, you have every right to dismiss my teachers. You do not, however, have the authority to send them away from the castle." "I am afraid," he went on with a courteous little bow, "that the power to do that still resides with the headmaster, and it is my wish that Professor Trelawney continue to live at Hogwarts." Resides. Harika ve aşırı güçlü, aşırı kuvvetli bir kelime. Bu kelimeye bakalım. Tamam mı? Çok güçlü bir kelime. Hani bir şekilde burada görünce ikamet etmek falan aklıma böyle E-Devlet'ten çıktısını aldığımız belgeler geldi ve inanılmaz kötü hissettim. Ama bu kelime İngilizce'de o kadar kuvvetli ki böyle. Resides falan diye okuduk ya daha demin böyle. Hani o şey var, o elektrik var kelime. Bu böyle bir görkem var, böyle bir yücelik var. Düşün Abdullah, bir kelime bul buraya. Şaşası var ya. Şaşası var. Böyle bir gök gürültüsü gibi ya. Bu kelime çok şey bir kelime bence. Buradan bakmayın. İkamet falan görünce sinirimi bozdu. Neredesin? Resides. Still resides with the headmaster, and it is my wish that Professor Trelawney continue to live at Hogwarts. Bu kelime çok hoş bir kelime. Bu kelimeyi böyle diyeceğim. Sinir oluyorum. Ezberleyin, tamam mı? Çeviriye yazın, bakın. Güzel güzel bütün tanımlarına bakın falan. Bu kelime
Bu kelime çok hoş. Çok aşırı havalı. Şu kelimeyi birisi kendi cümlesinde kullansa falan, of derim, kesinlikle bir native speaker'la konuşuyorum şu an falan olurdum herhalde. Öyle bir kelime. Resides. Ben bunu mesela nasıl hala konuşurken kullanacağımı bilmiyorum yani açıkçası. Öyle bir cümle kuracağım ki bu kelimeyi kullanacağım içinde, öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum kafamın içinde şu an. Öyle. Bu kelimeyi kapın, unutmayın, bırakmayın. Tamam, bu kelimeyi bırakmayın. This, Professor Trelawney gave a wide little laugh in which a hiccup was barely hidden. No, I'll go, Dumbledore. I shall leave Hogwarts and seek my fortune elsewhere. No, said Dumbledore sharply. It is my wish that you remain Sibyl. He turned to Professor McGonagall. Sibyl diye okuyacağım. Nasıl okunuyor bilmiyorum. He turned to Professor McGonagall. Might I ask you to escort Sibyl back upstairs, Professor McGonagall? Of course, said McGonagall. Up you get, Sibyl. Sibyl gibi bir şey diyordum ben. Öyle değil ama obviously. Sibyl de biraz bir komik oluyor ama başka türlü okumayı bilmiyorum. Onun için böyle devam edeceğim. Professor Sprout came hurrying forward out of the crowd and grabbed Professor Trelawney's other arm. Together they guided her past Umbridge and up the marble stairs. Professor Flitwick went scurrying after them, his wand held out before him, his squeaked locomotor trunks and Professor Trelawney's luggage rose into the air and proceeded up the staircase after her, Professor Flitwick bringing up the rear. Professor Umbridge was standing stock still, staring at Dumbledore, who continued to smile benignly. And what she said in a whisper that nevertheless carried all around the entrance hall. Are you going to do with her once I appoint a new divination teacher who needs her lodgings? Oh, that won't be a problem, said Dumbledore pleasantly. You see, I have already found us a new divination teacher, and he will prefer lodgings on the ground floor. You found, said Umbridge cheerily. You've found, might I remind you, Dumbledore, that under Education Decree 22, the Ministry has the right to appoint a suitable candidate if and only if the headmaster is unable to find one, said Dumbledore. And I am happy to say that on this occasion I have succeeded. May I introduce you? He turned to face the open front doors, through which night mist was now drifting. He heard hooves, boo, or toynak sesi. There was a shocked murmur around the hall, and those nearest the doors hastily moved even farther backward, some of them tripping over in their haste to clear a path for the newcomer. Through the mist came a face Harry had seen once before on a dark, dangerous night in the Forbidden Forest. White blonde hair and astonishingly blue eyes, the head and torso of a man joined to the palomino body of a horse. This is France, said Dumbledore happily to a thunderstruck Umbridge. I think you'll find him suitable. Chapter 27, The Centaur and the Snake. The Centaur and the Snake. Snake ne lan? Freddy George'un yaptığı o devasa ateşten yılan değil herhalde. O onlar ejderha yapıyordu. Bu yılanı Voldemort Dumbledore'a karşı yapıyordu. Bu yılan ne acaba? 2 dakika daha düşüneyim. Aklıma gelmezse iptal edeceğim. Aklıma gelmiyor. Hadi görüşürüz. Tamam, diyecek son bir şey var mı? Bir şey göstereceğim. Yok, resmi gösterdim falan. Başka bir şey var mı? Dur Abdullah, düşün. Diyecek bir şey var mı? Hadi görüşürüz.